Ben kimim? Özlem Gezgin. İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Hiç şiddete uğradın mı? Şiddete uğradım mı? Psikolojik şiddet. Yani bence herkes uğruyor zaten. Peki hiç şiddet uyguladın mı? Peki şiddet uyguladığında hiç zevk aldığın oldu mu? Oldu. Benim kuaförüm yarışmasına katılmışsın. Evet. Ve o yarışmaya katıldığın için de pişman olduğunu sık sık dile evet. getiriyorsun. Peki sen burada bir itirafta bulun. Açıklama. Çok büyük hayallerle gittim. Beni figüran olarak çağırmışlar tabii. Genel olarak biraz atarlı birisin galiba. Hiç ahlaksız teklif aldın mı? Aldım. Paylaşır mısın? Benden ne istiyorsun dedi. Böyle kaldım. Ne istemem gerekiyor acaba? Bir şey mi istemediğim? Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Özlem Gezgin'i mercek altına alıyoruz. Sen kimsin? Ben kimim? Özlem Gezgin. İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Oyuncuyum. Uçan Kuş'la başladım ben de sektör hayatıma aslında. Sana söylemedim kayıt öncesinde. eğitimi aldım. Sonrasında da sektörde hiç kimseyi tanımadığım için bir de öncesinde böyle bir kötü bir proje geçmişim oldu. Annemle sete gitmiştim ben 14 yaşındayken. Çok büyük hayallerle gittim. Beni figüran olarak çağırmışlar. Tabii o zaman figüranın ne demek olduğunu bile bilmiyorum. Gittim böyle güzel güzel hazırlandım gittim. Evet arkadaşlar 3-2-1 kayıt yürüyelim dediler. Yürüdüm böyle o gün bir tık değil hatta bayağı yani hayatım kaydı böyle bunu mu hayal etmiştim diye. Sonrasında bir ailecek bir buna ara vermeye karar verdik. Bir daha oyunculuk falan duyulmasın diye. Tabii içimdeki isteği ve arzuyu bastıramadım. Sonrasında akademiden eğitim aldım. Can Taner'in yanına gittim. Bir aile dostumuzun arkadaşıydı. Can abi ben de oyunculuk yapmak istiyorum ama hiç kimseyi tanımıyorum. Beni tanıştırabileceğin yönetmen, yapımcı bir abi yani biri var mıdır? Sunuculuk yapmayı düşünmez misin dedi. Hani diksiyonu çok düzgün, çok tatlı bir kızsın falan. Bilmiyorum dedim. Hadi gel bir deneyelim dedi. Beni canlı yayına aldı. Canlı yayın olduğunu bile bilmiyorum. Böyle elim ayağım birbirine girdi. İşte karşımda bir prompter var. Oradan okuyorum. Yönetmen arkadaşım vardı Okan. O bana dedi ki bir şey olursa hani sıradaki haberimize geçiyoruz de oraya pas at. Sakın dedi yüzünü gözünü çevirme bir yere. Tamam dedim. Böyle bir stres altında girdim ben. Canlı yayınmış. Sonra çıktım TV arşivinden bana izlettiler. Çok enteresan bir durum. Böyle yıllardır içimde bir sunucu yaşıyormuş ve onu çıkarmışım gibi böyle ilk seferde tonlamalar, vurgular. Çok şaşırdım yani. Tamam, el sıkıştık. Yarın gel işe başla dedi. O dönem daha liseye gidiyorum. Stajyer olarak orada sunuculuğa başladım. 5 ay, 7 ay arası tam yanlış olmasın. Öyle bir dönem sunuculuk yaptım orada. Sonra kendi haberlerimi kendim yazmaya başladım vesaire. Güzel bir süreç oldu benim için. Daha da 17 yaşındaydım. O yüzden bir tık böyle kanalın prensesi gibiydim. Çok el üstünde tuttular sağ olsunlar. Sonra bana bir dizi geldi tekrar bir yerden. O sırada ben işte kafaya koyduğum için oyunculuğu böyle diziler bitiyor, jeneriği durduruyorum. Oradaki kast ajansları, menajerleri falan liste halinde gidiyorum. Bir gün Kadıköy, bir gün işte Levent, Mecidiyeköy. Hepsine gittim ve kayıt oluşturdum. Fotoğraf çekildim. Sonra bana bir yerden yeni açılmış bir ajans. Çok da bir bilgim yok. Mecidiyeköy'den bir ajans ulaştı. Özlem Hanım işte sizinle çalışmak istiyoruz. Bir romantik komedi dizimiz var falan. Nedir ne değildir. Tabii çok sevindim. Hemen Can abinin odasına gittim. Dedim ki ben ayrılmak zorundayım. Bana dizi geldi. Çok güzel. Kızım dur dedi hani bu işler böyle olmaz nedir kimdir kim yapıyor bilmiyorum Can abi ama benim hayalim dedim hani ne olur beni bırakın gideyim. Bıraktılar sağ olsunlar gittim ben. Yine figüran olarak çağırmışlar beni. Yine bir hayal kırıklığı. Aslında figüran değil de yani menajer o zamanki menajerim şunu söyledi. Ben senin ışığına enerjine çok güveniyorum. Orada kesinlikle kendini gösterebileceğine inanıyorum. Ne olur bir hafta sabret. Hani bir hafta elimizde kısa bir görüntü olsun. Tamam dedim. Bir hafta mı böyle dokunsalar ağlayacağım yani. İkinci yönetmenimiz vardı Bahar Hoca. Geldi Özlemciğim iyi misin dedi bir sorun mu var falan böyle. Çok kötüyüm ama yani. Biraz kötüyüm falan dedim. Sonra işte Salih Bademci falan hepsine de buradan selam olsun. Çok seviyorum onları. Onlar geldi böyle bir kaynaştık falan güzel oldu. Sonra bir karakter girecekti Nazlıcan karakteri. Ayakkabı çalacak. Kiralık Aşk'tan bahsediyorum bu arada ilk projem benim. Ayakkabı çalınacak ve kızın üstüne atıldığı için gidiyor. Sonra... Hoca dedi ki Metin Hoca işte bunu oynamak ister misin o zaman hani elimizde bir görüntü olsun çok sevinirim dedim. Beni işte Nazlıcan yaptılar bir bölümlük bir şeydi. Çektik bitti. Bir dahaki hafta setim falan yok tabii işten de ayrıldım inanılmaz moralim bozuk. Bu sırada okul devam ediyor hala lise. Sonrasında bir hafta sonra menajerimden telefon geldi. Özlem karakteri uzatmaya devam ettiler. Çok sevilmiş. Sonra yazılmaya başladı ve Nazlıcan öyle bir anda bir karakter oldu hayatıma dahil oldu.
çok güzel oldu. Sonrasında işte bir menajer ayrılığına gittim. Çünkü zaten hiç birbirimizi tanımıyorduk. Böyle çok ani girilmiş bir yoldu. Sonrasında benim 14 yaşında tanıştığım, buradan şu anki menajerim Umut Sakallı ve Filiz Alas Sakallı, nasılsa artık. Onlara da selam olsun. Onlarla tekrardan yollarımız kesişti. Kiralık Aşk'ta işte görüp hani böyle telefonlaştık. Şu anda hala onlarla yoluma devam ediyorum. Oradan işte Kiralık Aşk'ta oynarken, orası devam ederken beni sundular, hanım köylü oldu falan derken böyle oyunculuk hayatım başlamış oldu. Nasıl bir ailede büyüdün? Yani ailem benim her alanda çok arkamdalar, çok destekçim. O yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Özellikle ablam. Yani güzel bir ailede büyüdüm. Çok kalabalık bir ailede büyüdüm. Amcamlar, dayımlar. Çocukluğumu ben yaşayabildim ve son o şanslı nesil olduğumu düşünüyorum. Çünkü sokakta büyüdüm ben de. Yani diğer arkadaşlarım gibi. Ama şu anki çocuklara çok üzülüyorum böyle bir imkan olmadığı için. Çok kalabalık bir ailede büyüdüm ben. Yani çok mutlu büyüdük yani. Şu an o imkan olsa bile kimse dışarıya çıkamıyor. Tabii. Değil mi? Çok maalesef. Enteresan bir süreçten maalesef de geçiyoruz. Peki hiç şiddete uğradın mı? Şiddete uğradım mı? Psikolojik şiddet. Yani bence herkes uğruyor zaten. Peki hiç şiddet uyguladın mı? Yani ben de psikolojik şiddet uygulamışımdır muhtemelen. Peki şiddet uyguladığında hiç zevk aldığın oldu mu? Oldu. Kimdi o kişi? Eski sevgilim. Peki hayatımın dönüm noktası neydi? Hayatımın dönüm noktası... Kısa bir dönem basketbol oynamıştım ben Galatasaray Spor Kulübü'nde. Yani basketbola devam etmeyi düşünüyordum oyunculuk olmasaydı aslında. Oradan böyle bu tarafa savrulmam bence hayatımın dönüm noktasıydı benim için. Yani oyunculuğa karar verip bu alanda yükselebilmem. Peki hayatın hangi evresindesin? Yani daha merdivenin çok başındayım. Benim kuaförüm yarışmasına katılmışsın. Evet. Ve o yarışmaya katıldığın için de pişman olduğunu sık sık dile evet getiriyorsun. Birçok insana da çağrıda bulunmuşsun. Evet. Asla yarışmalara katılmayın diye. Tek O Ses Türkiye'ye katılabilirsiniz. Bu cümle kullanmışsın. Neden pişman oldun? Yani çünkü çok pişmanım. Bir kurgu bu yarışmaların hepsi aslında. O dönem çok bu arada mesajlar aldım. İşte insanlar bana çok üzüldüğünü söylediler. Yani ve orada şöyle bir yalan söyledik. Ailem arkadaşlarımla tatile gitmemi istemedi. O yüzden evden kaçtım falan gibi bir kurgu var yani orada da. O yüzden de çok pişman oldum. Çünkü sürekli karşıma çıkıyor bu. Yani kaldırmaya çalıştık, kaldırmadılar falan. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum buradan onlara da bir kez daha. Aslında yarışmaların çoğu öyle zaten. Maalesef. Ve Türk televizyonunda yapılan programların, izlediğimiz reality show'ların hepsinde kurgu hakim zaten. Evet. Kurgu olmasa izlenmez. Dikkat çekici olmaz belki de. Senin orada yaşadığın ise ya o yalanı mesela, o söylediğin yalanı onlar mı söylettiler onlar yoksa? Onlar söyletti. Yani daha bilseniz neler neler vardı da biz yine de en masum olanını seçip onun üstünden gitmeye çalıştık. Peki sen burada bir itirafta bulun, açıklama. Sen. Yarışmayla alakalı evet mı? Sen neler neler dedin, ben çok merak ettim şu an. Yani şöyle şeyler konuşuldu. Ailem beni evlatlık almış. Ve ben bunu öğrenip evden kaçtım, elimde çantam var falan. Ben bu arada oraya da bir ajanstan gittim daha oyunculuk hiç hayatımda yokken. Bir heves işte, yani insanlar bir şeye çok hevesli olduğu zaman hani bir şeyi doğru istemek lazım. Aslında hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi de o yarışmadan sonra oldu. Çünkü bir şeyi çok istemenin de doğru olmadığını anladım. Bir şeyi doğru istemek gerekiyor çoğu zaman. Ekranda kendimi izlemeyi çok istedim ve böyle bir yarışma vardı. Aslında ben bu yarışma değil, işte benim tarzım mı ilk o yarış, aynı yapım şirketi yapıyor bunları zaten. İşte benim tarzım galiba öyleydi ilk i̇şte adı. İşte benim tarzım, işte benim İşte benim stilim. Ya onların evet, bir evet evet onlardan bir tanesi. Oraya katılmaya gittim. Sonrasında oturduk, sohbet ettik ve katılmaktan vazgeçtiğimi söyledim. Teşekkür ederim dedim. Bu şartlar bana çok uygun değil. Teşekkür ediyorum size. Sonrasında çok tatlısın, çok bebeksin, seni değerlendirelim, böyle bir yarışmamız var dediler. Olabilir dedim. Hani insan böyle bir baskı altında hissediyor ve çok hevesten, işte çok istekten bazen yapılmaması gereken şeyler yapılıyor ya insan hayatında. Öyle bir dönemdi benim için. Bilmiyorum, bir an herhalde böyle büyülenmiş gibi olur tamam falan dedim. Çünkü işte getirilerini düşünüyorum. Kendimi izleyeceğim. Elimizde bir görüntü olacak. Bir de biz şöyle bir şey konuştuk. Programın müdürü vardı. Hiçbir değişiklik yapmayız. Saçlarının ucu kesilir, biter gider dediler. Tabii bana bir hikaye falan bunlardan bahsedilmedi. Önüme sözleşme geldi. Sözleşmeyi imzaladım. Bir hafta sonra da sete çıktım yani oraya.
set benim için çünkü kurgu olduğu için. Programa çıktık. 3,5 saat süren program 8 saat sürdü. Saçlarım kesilmeyecekti, saçlarım kesildi falan. Dolayısıyla çok kötü bir serüvendi yani. En çok rahatsız olduğun konu saçlarının kesilmesi miydi? Değildi. En çok rahatsız olduğum konu anlattığımız hikayeler. Bir rating elde edilmesi gerektiği için işte insanlar... Ya aslında insanların duygularıyla çok oynuyorlar. Hem izleyici olarak hem orada bulunan kişilerin de psikolojisi bence alt üst oluyor zaten. Benim olmuştu en azından yani. Ben izlerken sinir krizleri geçiriyorum yani. Hı hı. Hani kurgu olduğunu bildiğim halde düşün. Yani biz çekilirken çok zorlandık. Reji gelip şöyle bir şey söyledi. Saçların kesildi, ağlamalısın dedi. Zaten içimden ağlıyorum yani öyle bir durum ki çünkü kesilmeyecekti asla. Bana onu söylettiler. Hani biz orada kuaförle kavga edeceğiz. Ben kesilmesini istiyorum, o kesmiyor falan gibi bir şeydi. Ben söyledim, bir anda saçım kesildi böyle. O an gerçekten şeyi hissettim böyle, içime ağladığımı hissettim. Ağla dediler, kesildi, böyle kayıt dışındayız. Ağla, hani ağlaman gerekiyor falan. Yok ağlamayacağım, çok hoşuma gitti dedim. Böyle çok çok kötü bir andı ama. Zaten programın finalinde izlediysen bilirsin. Böyle inanılmaz kötü bir kız vardı orada, dikkatini çektim bilmiyorum. Genel olarak biraz atarlı birisin galiba. Değilim aslında, çok ılımlıyımdır. Öyle mi gözüküyor? Evet, bayağı atar yapıp gitmişsin. Nereden? Programdan yani, atar yapmışsın. Gerektiği zaman yapabilmek lazım. Peki varlıklı bir ailenin kızı mısın? Standart ama çok varlıklı değil yani. Hiçbir zaman çok kötü bir durumumuz olmadı. Ben her istediğimi her zaman aldım, elde edebildim, maddi manevi yani. Ama çok üst düzey bir gelirimiz de olmadı hiçbir zaman. O yüzden böyle standart bir ailenin kızıyım. Peki şu an yalnız mı yaşıyorsun, ailenle mi? Ailemle yaşıyorum. Kazandığın parayı... Kötü bakıyorsun bazen sen. Kazandığın parayı ailenle bölüşüyor musun? Bölüşmüyorum. Bu da buradan bir itiraf mı olsun diye bölüşmüyorum. Hiç torpil kullandın mı? Uçan kuş da sanki kullanmış gibisin. Nasıl? İşe girerken mi? Evet. Yok. Kullanmadım. Ben Can abiyle merhabalaştım, oturdum, beni işe aldı. Böyle bir süreç oldu. Çok seviyorum bu arada onları. Torpil kullandım mı? Hatırlamıyorum. Kullanmadım herhalde. Hiç ahlaksız teklif aldın mı? Aldım. Paylaşır mısın bizimle? Çok ünlü bir yapım şirketine gittim ben. Buradan isim vermeyeyim. Merhabalar dedim işte. Ahmet Bey, Mehmet Bey neyse. Merhaba dedi. Böyle ama şeyi hissedersin ya, benimle konuşmuyordu. Yani bana bakıyordu ama benimle konuşmuyordu. Akşamın planını kuruyordu yani. Ben onu çok net anladım. Çok şanslıyım ki bu arada geçen dönemlerde denk geldi yani. Çünkü sektöre ilk girdiğimde böyle bir şey denk gelseydi muhtemelen elimi kolumu nereye koyacağımı bilemezdim ve çok kötü hissederdim. Benden ne istiyorsun dedi. Böyle kaldım. Ne istemem gerekiyor acaba, bir şey mi istemediğim diye. Yani estağfurullah, ben bir şey istemiyorum dedim. Hani yeni bir projeniz var, bundan haberdar oldum, görüşmek istedim. Hani ne yapabiliriz, ne yapamayız, ben bu projenin içinde neresinde olabilirim ya da olamam vesaire. Çünkü hiç tanımadığım bir yapım şirketiydi. Neler yaptın dedi. Böyle zaten çok şey konuşuyor. Evet, neler yaptın anlat bakalım falan diye böyle. Doğru bir üslup da yok orada bana göre yani. İşte projelerimi saydım. Şöyle oldu, böyle oldu. Yönetmenleri söyledi. Aa, Kemal Uzun'la çalışmışsın, Mustafa Şevki Doğan'la çalışmışsın. Evet. Okey, o zaman benim senin için yapabileceğim bir şey yok dedi. Peki o zaman siz beni kas direktörünüze yönlendirirseniz ben onunla bir iletişim sağlayayım. Çok teşekkür ederim, kıymetli vaktinizden aldım falan dedim. Yani işte atar belki hani oralarda ama bunları zaten yapmak gerekiyor. Çünkü bunları yapmazsak ya insanların bazen o duracağı çizgiyi bence çekmemiz gerekiyor. Böyle haklısın, bir yani haklısın. Ahlaksız teklif derken çok evet. Da uygun olmadı ama yok, benim çizdiğim çizgiden dolayı yani olmadı. Tamam. Peki Instagram paylaşımlarında genelde İngilizce açıklama yazıyorsun. Evet. Çok cool mu geliyor, neden? Cool gelmiyor aslında. Diğer sayfalarda da ben İngilizce açıklamalar okurken hoşuma gidiyor. Çünkü çeviriyi gör diyoruz ya, aslında farkında olmadan oradan biraz bir şeyler öğreniyoruz. O yüzden yapıyorum. Takipçilerimle iletişimin nasıl? Takipçilerimle iletişimim iyi. Mesela Hanımköylü zamanından, Marmaris'ten benim böyle 4-5 tane kardeşim var. Kardeşim diyorum çünkü benden yaşça küçükler. Marmaris'te tanıştık, hiç tanımadığım insanlar. Sonra takip ettim ben onları çünkü o ilgileri, o heyecanları yani inanılmaz bir şey. Gerçekten hayatta bizi düştüğüm zamanlarda mesela bir mesaj atıyorlar ve beni yükseltiyorlar. Çünkü o ana gidiyorum, o günü hatırlıyorum. Mod olarak da beni çok yükseltiyor. Onları çok seviyorum çünkü biliyorum yani baktıkları zaman bana bakıp ne düşündüklerini biliyorum, hissediyorum.
Genel olarak takipçilerimle iletişimim de iyi sanırım. Çünkü aktif kullanıyorum biraz. Aktif kullanmaya çalışıyorum. Her gün story atmaya çalışıyorum. Güncel hayatımı yansıtmaya çalışıyorum. Yani genelde şöyle bir sorun var bence bizim sektörümüzde. İnsanlar olmak istediği hayatı yansıtıyorlar. Ben bir tık onun dışında kalarak kendi isteğimle olduğum hayatı yansıtmaya çalışıyorum. Yani köpeğimle yürüyüşe gidiyorsam onu çekip atmayı tercih ediyorum. Ya da işte genelde lüks restoranlarda ya da lüks otellerde tatiller paylaşılıyor. Yani rahatsız olmuyor tabii ki bu kişisel tercihler sonuçta ama ben bir tık daha olduğum hayatı yansıtmaya çalışıyorum. Olduğu gibi yaşamaya çalışıyorum. Kendin olmasaydın kim olmak isterdin? Bu çok zor bir soru. Bunu hiç düşünmedim. Kendim olmasaydım kim olmak isterdim? Bilmiyorum. Bunun üstüne biraz düşünmem lazım. Sen kim olmak isterdin mesela? İşte sorma. Bunu hiç düşündün mü yani? Ya düşünmüş olabilirim. Çok karar veremedim galiba yani. Nereye yakın duruyorsun peki? Ya yazarlıkla ilgili genelde hep yazarlar aklıma geliyor. Hı-hı. Onun dışında kimse gelmiyor. Ama birçok yazarı sevdiğim için. Hani o da olmak isterdim, bu da olmak isterdim falan diyorum yani. Yani ben çok iyi bir oyuncu olmak isterdim ama şu an bununla ilgili bir isim veremem. Çünkü bir tık böyle kişisel hayata ve sosyal çevreye takığım ben bu konuda. O yüzden şimdi birine örnek veririm. Oyunculuğuyla ilgili örnek veririm ama sosyal hayatını ve alt metnini hiç bilmiyorumdur. O yüzden hata olur benim için. O yüzden çok çok iyi bir oyuncu olmak isterdim. Yani kendim olarak var olup belki yine çok iyi bir yerde olmak isterdim meslek hayatımda. Peki cennete gittin. Hı hı. Cennetin kapısında Yaradan'ın sahne söylemesini isterdin. Burayı hak ettin gel demesini isterdim. Yani ben hep hak ettiğim yerlerde olmak istiyorum galiba. İyi, hak mücadelende o zaman sana başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz katıldığın için. Bu kadar mıydı? Evet. Nasıl yani, çok kısa sürdü. Final. Teşekkür ederim.